Merhaba çocuklar, dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde tam, yarım, çeyrek saati öğreneceğiz. Çizdiğim saatlere bakalım. Bu saatleri okuyacağız, bir de yazacağız. Önce akrebin karşısına bakıyoruz. Her zaman önce saati yazarız, sonra dakikayı. Saat için önce akrebin karşısına bakıyoruz. Akrep tam 4'ü gösteriyor. 04 nokta. Şimdi dakika için yelkovana bakıyoruz. Yelkovan 12'nin karşısında ama biz buraya 12 yazmıyoruz. Ne demiştik? Saatteki sayılar, rakamlar akrebe ait. Çünkü akrep patronu. Bu yüzden 12'yi yazmayacağız. Başlangıç noktası 12 olduğu için 00. Bu yüzden yelkovan için 00 yazıyoruz. Saat tam 4. Diğer saate bakalım. Önce akrebin karşısına bakıyoruz. Akrep 4 ile 5'in arasında. 4'ü geçmiş. 4'ü geçtiği için 0-4 yazıyoruz. Yelkovan için kaç yazacağız? Yelkovan 6'yı gösteriyor. Buraya 6 yazamayız. Saatler akrebe ait. Yelkovan buradan başladı. Tam noktadan 0-0'dan başladı. Bu şekilde hareket etti. Ve 6'ya kadar geldi. 2 sayı arası 5 dakika 10. 15, 20, 25, 30. Demek ki yel kovan altının üzerindeyken biz dakikaya 30 yazarız. Saat 4'ü 30 geçiyor. Saat 4 buçuk şeklinde okuyoruz. Bakın çocuklar saatin yarısını ilerlemiş yel kovan. Önce akrebin karşısına bakıyoruz. Akrep 4'ü biraz geçmiş. Saat için 04 yazdık. Dakikaya geldik. Yelkovanın karşısına bakıyoruz. 3'ü gösteriyor. Buraya 3 yazamayız. Çünkü buradaki sayılar patrona, akrebe ait. 3 yazmayacağız. Başlangıç noktası 12.00'dı. 2 sayı arası 5 beş dakikaydı. 5'er 5'er sayıyoruz. 5, 10, 15. Bakın 3'ü gösterdiğinde ne yazıyormuşuz dakikaya? 15 yazıyoruz. Şimdi bunu okuyalım. Saat 4'ü 15 geçiyor ya da saat 4'ü çeyrek geçiyor diyeceğiz. Neden çeyrek geçiyor deriz? Şu şekilde bakalım. Başlangıç noktası 12 idi ya. Yer kovan buradaydı. Bu şekilde hareket etti ve 3'ün üzerine geldi. Peki bu kısım saatin hangi kısmını gösteriyor bakın? 4 eşit parçaya böldüğümüz zaman çeyrek dilimini gösteriyor çeyrek kısmını ve geçtiği için yelkovan bu kısmı yani çeyrek kısmı geçtiği için bu yüzden biz bu saati 4'ü çeyrek geçiyor şeklinde okuyoruz. Diğerine bakalım. Yine akrebin karşısına bakıyoruz. 4'ü geçmiş değil mi? 4 ile 5'in arasında artık 5'e doğru geliyor. Bu yüzden akrebe 04 saate 4 yazdık. Yelkovan için ne yazacağız? 9'u gösteriyor ama 9 yazmıyoruz. Sıfır başladık. Beşer beşer sayıyoruz. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. 9'u gösterdiği zaman yel kovan biz 45 yazacağız. Okuyalım. Saat 4'ü 45 geçiyor. Ve artık saat bakın yel 12'de başladı. Bu şekilde ilerledi ve 9'a kadar geldi. Peki devam etmesi için ne kadarlık bir yolu kaldı? 4 eşit parçaya böldüğümüz zaman bu kısım ne oluyor? Çeyrek oluyor. Çeyrek yolu kaldı. Peki saat kaça geliyor? Dörtten sonra saat tam beş olacak. Beşe geliyor. Çeyrek yolu var. Ne diyeceğiz bu saat okurken? Saat beşe çeyrek var. Önce akrebi sonra yelkovanı yazacağız. Yani önce saati sonra dakikayı yazacağız. Saat için akrebe baktık. Akrep 8'i birazcık geçmiş. 08 yazıyoruz. Nokta. Yelkovan için 3 yazmıyorduk. Başlangıç noktası 00'dan 5, 10, 15. Bakın, dakikalar beşer beşer ilerliyor. 5, 10, 15. 3'ün karşısında olduğu için 15 yazıyoruz. Okuduğumuzda saat 8'i 15 geçiyor ya da saatin çeyrek kısmını geçtiği için saat 8'i çeyrek geçiyor şeklinde okuruz. Önce akrebe bakıyoruz. Akrep 11 ile 12'nin arasında 11'i geçmiş. 11'i geçtiği için 11 yazıyoruz. Yelkovan için 9 yazmayacağız. Beşer beşer saydığımızda 45. Dakikaya 45 yazdık. Şimdi biz bunu nasıl okuyacağız? Saat 11'i 45 geçiyor. Artık saat 12'ye geliyor değil mi? Peki 12'ye gelmesi için yel kovan buradan başladı. bu Buçuğa geldi ve sonra 45'e geldi. Ne kadarlık yolu kaldı? Bu yolu bakın gitmedi. Bu yüzden buraya geçiyor demeyeceğiz. Ne diyeceğiz? Var diyeceğiz. Ne kadarlık yolu var? Çeyrek yolu var. Peki bu yolu gidince saat 11'den sonra kaça gelecek? 12'ye. Saat 12'ye çeyrek var şeklinde okuyoruz. Dersimiz bitti. Görüşürüz.